Milyonların takip ettiği kişinin yaptığı konuşmaya bakın. Birincisi sizi çocuklar takip ediyor. Çocuklar sizi örnek alıyor. Ki almaması lazım. Kilo problemi olsa olmasa da bunu izleyen bazı çocuklar, genç kızlar kendini çok kötü hissedecek. Zayıflık fizik değildir. Herkesin olması gerektiği bir kilo aralığı vardır. Sen madem zayıflığından memnunsun, vücuduna bazı operasyonlar yaptırma. Zayıf kalsınlar bırak. Laf söyleyen bir insana karşılık dedim ki benim için zayıflık fiziktir. Üzülmeyin. Zayıf arkadaşlar size de tahta deniliyor olabilir. Üzülmeyin. Zayıfsanız da üzülmeyin. Bence zayıflar fizikli insanlardır dedim. Bence dedim. Çıkıp da yok işte madem öyle o zaman gidip kendine şu kadar operasyon yaptırmasaydın. Ya zaten o kişiye cevabım bile yok. O benim kendime muhatap olabileceğim bir insan değil. Sadece magazin sayfalarına para verdirtip sevgilisi tarafından para verdirtip gündeme gelme çabası olan, canlı yayınlarda daha önce de kesitleri varsa çıkarttırın. Merve Yalçın bence güzel değil. Bak sence. Ben sana çıkıp dedim mi? Nasıl güzel değilim? Böyle bir şey söyledim mi? Hayır. Çünkü bence demişsin. Sence güzel olmayabilirim. Bu olabilir. Sence ama. İşte benim söyledim de benceydi. Bir arkadaş da altına alkış atmış herhalde. Yorumlarda görüyorum. Yani kim alkış atmış? O videonun altına. Kim? Hani zayıflık fizik değil falan. Cümleleri başından veya sonundan dinleme alışkanlığı olan insanlar veya bu tarz cevap veren insanlar, kendi kurduğu cümlelerin bile başını sonunu bilmeden cevap veren insanların alkışlamayı satmasına şaşırmıyorum. Önce cümlenin başını ve sonunu dinlemeyi denemeniz gerekiyor. Tıpkı kendi hayatlarınızda kendi kurduğunuz cümleler gibi. Kesinlikle. Yani kendiniz anlamak istediğiniz noktaları anlamayın. Dediğim gibi şu an burada bulunmamız bile çoğu insanın bizi işleme sebebi. Şu an burada bulunmamız. Ama hepinizin imkanı olsaydı, şansı olsaydı eğer burada olurdunuz siz de. Çünkü biz bir işbirliği için buraya geldik. İşimizi yaptığımız için buraya geldik. Gerçekten demek ki bir adım da olsa önde olduğumuz için buraya geldik. Alkış tutmanız gerekirken yere gömüyorsanız eğer bu da sizin eksikliğiniz arkadaşlar. Hiçbir şey söyleyemem size. Hiçbir TikTok arkadaşımıza gelseydi aynı tepkileri yaşayacak mıydı? Çok merak ediyorum. Aynen. Yani başkaları da buraya gelseydi aynı şeyleri söyleyecek miydiniz? Hayır. Dediniz herkes tatile gidiyor. Herkes her şeyi yapıyor. Sıkıntı yok. Biz yapsamız da Allah belanızı versin. İşte şöylesiniz. Ya arkadaşlar. Neden biliyor musunuz? Çünkü karalayacak başka bir şeyiniz yok. Çünkü bir açık bulduğunuz anda vurmanız gerekiyor. O açığı bulduğunuzda vuramazsanız başka türlü indiremeyeceksiniz. Zaten bu şekilde de indiremezsiniz ama yani o açığı bulmanız gerekiyor.